Rahim ağzı kalınlığı, rahim ağzı uzunluğu veya rahim boynu kalınlığı veya uzunluğu. Bunlar arasında en çok rahim ağzı kalınlığını kullanıyoruz. Ne işe yarıyor bu ölçüm? Günümüzde artan sayıda anne adayına artık bu ölçüm yapılıyor. Detaylı ultrasonografi esnasında, 18 ila 23. haftalar arasında yapılan ultrasonografi esnasında karından görebiliyorsak, özellikle idrar torbası doluyken ne âlâ. Ama eğer karından göremiyorsak vajinal ultrasonografiyle bu incelemeyi yapıyoruz. Ölçümün sonucu ne olmalı peki? Ne anlama geliyor? Ortalama olarak çoğu kişide 35 mm, bazen de 40 mm civarında çıkıyor. 35 mm ve üzeri demek, normal demek, beklendiği gibi demek ve erken doğum riski az demek. Ama burada şöyle bir beklenti oluşmaması lazım. Erken doğum riski az derken 34'ten sonra olan, 38'e kadar olan dönemdeki erken doğum riski az anlamına gelmiyor bu. Daha erken doğuma az anlamına geliyor. Aslında bu iyi bir şey. Çünkü 34'ten sonra olanlar zaten küveze ya çok az giriyor, bazıları hiç girmiyor. Ya da kısa bir süre giriyor. Yani o yüzden de bizi ilgilendiren esas kısım 34'ten önce acaba özellikle de 32'den 30'dan önce mi erken doğum yapacak bizi daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü onları engellememiz lazım ki prematürite dediğimiz gerçek prematürite yani 34 haftalık bir prematür ile 28 haftalık bir prematür tedavi ihtiyacı açısından aynı değil. Onları ayırt etmek için çok iyi bir inceleme. Garantisi yok ama çok büyük olasılıkla bize ciddi rahatlamalar sağlıyor 35 mm'nin altında olması, üzerinde olması. 35 mm'nin altında olmaya başladığı andan itibaren artık risk artmaya başlıyor. 2,5'un altında özellikle artmaya başlıyor. 2,5 cm yani 25 mm olursa artıyor ve 15 mm ve altında olursa da ciddi bir şekilde artıyor. Ama bu tabii ki mutlaka doğum eylemine dönüşecek, erken doğum yapacak anlamına gelmiyor. Sadece diyor ki bize bazı önlemler alın. Rahim ağzı incelmesinin derecesine göre aldığımız önlemler basit istirahatten, daha sıkı bir istirahate, progesteron enjeksiyonlarından rahim ağzının bağlanmasına kadar gidebiliyor. Buna her doktor ve her klinik kendince karar veriyor. Bazıları rahim ağzı bağlanmasının mesela ikizlerde çok fazla etkili olmadığını söylerken bazıları da işte bunun etkili olduğunu söylüyor her rahim ağzı incelmesinde. Yani bu konuda bir konsensus, bir fikir birliği yok. Ama en önemli fikir birliği şu, istirahat şart. O bebeğe ne kadar gün kazandırırsanız, ne kadar hafta kazandırırsanız, özellikle 15 mm'nin altında olanlarda o kadar başarı elde etmiş olursunuz. O yüzden de rahim ağzı kalınlığı ölçümü yapıldığı zaman yapılacak olan yorum bizi rahatlatacaktır çoğu zaman 35 mm ve üzerinde olduğu zaman. 15 mm'nin altında düştüğü zaman bizde ciddi bazı önlemler alma ihtiyacı doğurabilecektir.